İtirazlarımızın en büyüğü şu. Kendileri gibi düşünmeyenlere, başka fikirde olanlara, bu nedenle Millet İttifakı'nda olanlara, bunlar millettir, bunlar zillettir, bunlar vatan hainidir gibi söylemleri tümüyle reddediyoruz. Evet, biz hiçbir zaman Cumhur İttifakı'na, siz oradasınız da şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz demiyoruz, deme hakkımız yok. Dolayısıyla hiç kimsenin de toplumun yarısını ve inşallah birinci turda bitecek bu seçim, toplumun yarısından da fazlasını bu şekilde itham etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Peki bunlar niye yapılıyor? Toplumun gerçek ihtiyacı olan, şu anda en büyük ekonomik sıkıntı ve başka tür sıkıntıların konuşulmasını istemiyorlar. Çünkü insanlar başka şeyi tartışırken onlar başka şeylerle uğraşıyorlar ve insanların sağlıklı düşünmesini sağlamıyorlar. Baktılar ki anketler kötü, şimdikini aynısını söylediler. Mansur, bunu duydunuz televizyonda rakibim. Mansur Yavaş kazanırsa Sayaş'ları PKK'lılar okuyacak, DHKP'leri de dağıtacak dediler. Televizyonlarda çıkarılacak işçilerin yerine alınacak liste diye listeler yayınladılar. Türlü türlü sahtekarlık yaptılar. Şimdi ne olduğunu ben size söyleyeyim. Eğer Ankara halkı buna inansaydı, aynı düzen devam edecekti. Peki Ankara'da ne değişti? İnanmadılar. Bu tür iftiralara kulak vermediler. Ne değişti? Öncelikle bir kişi işten çıkarılmadı. Alnının teriyle çalışıyor hepsi. Alnının terinin karşılığını tıkır tıkır alıyor. Maçlara zorla götürülmüyor. Mitinglere de zorla götürülmüyor. Evet, bir aile gibi çalışıyoruz onlarla. Bir aile gibi. Rakibim dedi ki ilk ay bile maaşlardan 50 milyon lira açık var. Maaşları dahi ödeyemeyecek ilk ay dedi. Biz geldik. Önce bir israfı, şatafatı ortadan kaldırdık. İhaleleri açık yapmaya başladık. 2015 yılında 80 liraya yapılan işi 2019 yılında, 2020 yılında 20 liraya yapmaya başladık. Çünkü açık ihale yapınca rekabeti artırdık. Ve sonucu itibariyle yönetemez derken, bu borçlar ödenmez, maaş ödenmez derken eski yönetimin 5 katrilyon borcunu ödedik. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz doğalgaz sözü verdi. Bir aylık bir de mutfaklara. Seçime girerken oluyor bunlar. Bak biz ne yaptık. Pandemi ve ekonomik sıkıntı nedeniyle geçen yıl ve bu yıl insanlardan bu destek alanlar tir tir titrerken tam 200 bin aileye 3'er ay müddette 500 doğalgaz parası yatırdık. Bir Allah'ın kulunu üşütmedik. Onun haricinde tam 18 aydır da her ay artan fiyatlarla değiştirilmek suretiyle birer kilo o aylara et parası yatırıyoruz. O karttan sadece et alışverişinde kullanabiliyor. Başka bir şey de alamıyor. İstiyoruz ki o çocuklar protein alsın. Gelişme güçlüğü de yaşamasın. Öğrenci güçlüğü de yaşamasın. Bunların hiçbirisi yoktu. Ankaralı iftiralara inanmamış. Ankaralı bu nefret siyasetine, korku siyasetine inmemiş. Ankara için iyi olmuş mu arkadaşlar? Evet, aynısını şimdi Türkiye için söylüyorlar. Aile Bakanlığı'nın yaptığı yardımın bir daha yapılmayacağını, bunlar gelirse gene yardımı keser diyorlar. Niye keselim? Sayın Genel Başkanımızın aile destek sigortası projesi var. Bizim bu yaptığımız destekler onun %20'si. Artık destek ihtiyacı olan ailelerin hepsi belli bir standart gelire sahip olacak. O çocuğunu okutacak, aç bırakmayacak, çocuğun gıdasını, sütünü yani olağan ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kendilerine ödeme yapılacak. Arkadaşlar bu ülkede ev sahibi kiracı kavgası başlamadı mı? Mülteci problemi yok mu? Peki uyuşturucu 10 yaşına kadar düşmüş. Uyuşturucu problemi yok mu? Pahalılık yok mu? Enflasyon yok mu? İnsanlar geçinemiyor. Bunların konuşulmasını istemiyorlar. Aynen 2019'daki gibi PKK, PKK, PKK.
Hani 85 tane kaldı daha da, ayakkabı numaralarına kadar biliyordunuz. Onlar mı bölecek bu ülkeyi? Kim böldürecek? Kim böldürecek? Geçin onları. Gerçek dertlere gelin. İnsanların gerçek dertlerine gelin. Bakın nasıl kandırıyorlar insanları.